Arkadaşlar merhabalar bu videomda Geometri Full Tekrar Kampı'nın 3. gününün 1. videosundayız. Bugün açı ortay ve kenar ortay günü. Peki ilk videomuzda ne yapıyoruz? Açı ortay ve kenar ortayı kısaca tekrar ediyoruz. 10-15 dakikamızı alır. Sonrasında da klasik soruların çözümlerini yapıyoruz. Kitabımızda sayfa numarası 26 ve 29 arasını yapacağız. Hadi bakalım. 3. gün 1. derse başlayalım. Açı ortay dediğimiz şey neydi? Bir açıyı eşit iki parçaya bölen doğruya açı ortay doğrusu adını veriyorduk. Açı ortay doğrusu üzerinden alınan bir noktadan kollara çizilen dikmeler önemliydi. Bu dikmeler birbirine eşitti. Hatta ayırdıkları yerler de birbirine eşittir. Yani burada PA uzunluğu ile PB uzunluğu birbirine eşit. Yalnız ayırdıkları yerlerin de eşitliği önemli. Yani OA uzunluğu ile da OB uzunluğu da birbirine eşit. Bu bir ek çizim tekniklerinden biridir. Açı ortayda kola bir dik çizilmişse diğer kola da Biz dik çiziyoruz, bunu da unutmayın. Şimdi. Bir üçgende iç açı kesim noktasına biz ne diyoruz aynı zamanda iç teğet çemberin merkezi adını veriyoruz. Şurada kollara çizilen dikmeler de bak dikkat et iç teğet çemberin yarı çapı oluyor. Bazen bu bilgiyi de kullandır kullanıyoruz haberiniz olsun. Şimdi burada BD uzunluğu neye eşit? BF'ye eşit. Bu açıortayda ortayda kollara çizilen dikmelerden de eşit. Ya da çemberde TT T, t uzunlukları birbirine eşit ya ondan dolayı birbirine eşit. BD, BF'ye eşit. Sonra Burada DC'ye bakalım. DC, CE eşit. Sonra AE'ye bakalım. AE uzunluğu da AF'ye eşit. Zaten bu ya kollar açılan dikmelerden ya da şu teğet teğet birbirine eşit hikayesinden geliyor mu? Geliyor. Bazen bununla da ilgili böyle çembersel bilgileri de kullanarak da soru da çözebiliyoruz. Özellikle çember sorularına da çok çıkıyor ama bazen açı ortay sorularında da karşılaştığımız oluyor. O yüzden üçgende de çıkabildiğine dikkat edin bunu. Şimdi geldik açıortay formüllerine. Daha önce üçgende açıda göstermiştik. Burası işte çemberin merkezi ise alfa neye eşitti? 90 artı a açısı bölü 2'ye eşitti. Hatta burası açıortayların kesim noktası ya ya 3 iç açıortay bir noktada kesir ya iki dış bir iç açıortay bir noktada kesirdi. Bu iç açıortay olur buradan gelen. Peki bunun farklı bir durumu var mı? Var tabii ki. Şu mesela ABC üçgeninde dış açıortaylar çizilmiş. Dış açıortaylar burada kesmiş. Alfa neye eşit? 90 eksi a açısı bölü 2'ye eşitti. E bu orası da açıortayların kesim noktası ya. Bir üçüncü de çizildiği zaman bu da açıortay olur. İki dış bir iç olduğundan bu da iç açıortay olmak zorunda. Şöyle açıların eşitliğini gösterelim. E, peki şu üçgende bak ABC üçgeninde bu sefer bir iç var bir dış var. Bir iç açıortay bir de dış açıortay arasında kalan açı sorulduğunda da iç ile dış arasında kalan açı alfaysa ise burası ne oluyordu? 2 alfa oluyordu. Burada da sadece ve sadece alfa a açısı bölü 2'ye eşit oluyor. Peki burası açıortayların kesim noktası. Buradan gelen ne olur? Açıortay ortay olur ama bak iç dışsa bu da dış açıortay olacak. Dış açısını iki eşit parçaya bölecek. Burada dikkat et. Üçgende açıyı da tekrar ederken detayını çok iyi bir şekilde anlattım hatırlarsan. Şimdi açıortay ortay iç açı teoremine gelelim seninle birlikte. İç açı ortay. Evet uzunlukla alakalı olan kısım gerçekten çok basit. Kollar oranı tabanlar oranı eşittir. A, yani burada kollar oranı soldan sağa. C bölü B nedir? Soldan sağ, X bölü Y'ye eşittir. Yalnız bunu bu şekilde de yapabiliriz. Açı ortayın sol tarafındaki oranlamalar sağ tarafındaki oranlamalar eşittir de diyebiliriz. Yani C bölü X eşittir B bölü Y diyebiliriz. Peki hocam bu açı ortay uzunluğunu nasıl kullanacağız? Bunun formülü var ama müfredattan kalktı. O yüzden buraya yazmıyorum. Ee, gelirse de kosinüs teoreminden şu küçük üçgende ve büyük üçgende kosinüs teoreminden sonuca ulaşırsınız. Peki hocam niye, ne zaman neye göre böyle şey yapacağız? Kollar oranı tabanlar oranı ya da sol taraftaki sağ taraftaki. Ya soruya göre bakacaksın. Açı ortayda kollar verilmişse 6'ya 8 tabanda da 6 bölü 8 ya 3 bölü 4 kollar oranı. Buraya 3 bölü 4 yazarsın. Ya da bu açı ortay şöyle verilirse ne olacak? Bu açı ortay böyle verilirse 10'a 5 verilirse bu sefer yukarıdan aşağıya 2'ye 1 oran var. O zaman buraya da 2'ye 1 oran olacak şekilde 2 K şeklinde yazım yaparsın. Sorularda açı ortay teoremlerinde genelde K katını yazıp ona göre işlem yapıyoruz. Aa hocam 10K 5K yazsak nasıl olur? Olur ama işlemi daha sade yapmak için 10 bölü 5'i sadeleştiriyoruz. Sadece 2 bölü 1 yazıyoruz. Geldik dış açı ortay teoremine. Dış açı ortay teoremi de şu. Dış açı ortayın dediği yerden başlıyorsun. Bak nereden değmiş? Buradan başlamış. Hocam burada ilk dediği yerden son dediği yere yani y bölü y artı x eşittir. İlk okumuz nereye değiyor? B bölü. İkinci okumuz nereye diyor? C. Biz ne demiştik? İç açı ortaydı. Kollar oranı tabanlar oranıydı. Burada da ters mantık var. Bu sefer tabanlar oranı. Ama tabanları yaparken dış açı ortayın değdiği yerden başlayıp tekrarlı yapıyoruz sadece. Tabanlar oranı kollar oranı eşit. İlk ok nereye değmiş? B'ye. İkinci ok da C'ye. O yüzden B üstü olacak diyoruz. Tamam. Bir de iç ve dış açı ortay aynı anda gelebilir. Aynı anda geldiği zaman A A B B olduğundan dolayı 2 artı 2 B 180 olduğundan burası 90 derece oluyor. Bazen dik üçgeni kullandırıyorlar bize. Hemen böyle gördüğü zaman dik üçgenin kenarları şu kenar ve şu kenar varsa Pisagor'dan burayı bulabilirsin. Ya da direkt bu açı ortay ve iç açı ortay ve dış açı ortay kural, kural bazı bir şey söylemek istemiyorum ama e hocam buradaki üçgende ne var? Bir iç açı ortay var. M bölü ne? O zaman burası M'nin K katıysa ya da M'nin C katıysa K'yı burada kullanmış ya. Burası da N'nin C kattır. E sonra burada dış açı bak. Tekrarlı. K bölü tamamı işte bu bölü buna eşit. Yani K bölü K artı M artı N eşittir. Nc bölü Mc. Nc bölü Mc olur. Aa, bunu kurallaştırma. Buradaki uyguladığım ispat tekniğini sorularda kullanmanı tavsiye ediyorum. Tamam. İç ve dış açı ortay ikisi aynı anda geldiği zaman da bu şekilde hamle yapacağız. Evet iç, açıortayı açı ortayı bitirdik. Şimdi geldik kenar ortaya. Kenar ortaya adı üstünde nedir? Kenarı ortalayan doğruya biz kenar ortay doğrusu adını veriyoruz. Şu kenar ortay doğrusu. Üçgende kenar ortaylar tek bir noktada kesir. Bu noktaya üçgenin ağırlık merkezi adını veriyoruz. Ağırlık merkezi adını veriyoruz. Ağırlık merkezi kenar ortayları 1 bölü 2 oranında keser. Evet ağırlık merkezi kenar ortayları 1'e 2 oranında keser ya da 1 bölü 2 ya da 2 bölü 1 oranında keser diyeceğiz. Bak burası kenar ortay kenar ortay kenar ortay G ağırlık merkezi. Ondan sonra acaba ne var burada ağırlık merkezinde bak 1'e 2 1'e 2 1'e 2 oran var. Yalnız buradaki 1'e 2 oranına dikkat edin. Hocam kenara olan uzunluk 1 birimken köşeye olan uzunluk 2 birim tamam mı? Şurası 1 birim 2 birim 1 birim 2 birim şeklinde geldi. G burada ne oldu? ABC üçgeninin ABC üçgeninin ağırlık merkezi oldu. Yalnız öyle halihazırda hazırda bir şey vermez. Tamam 3 tane kenar ortayın kesim noktası ağırlık merkezi diyoruz. Bunu biliyoruz. Bir de bunun yanında da bazı şeyler de var. Biz geometride genelde ne diyoruz? Genelde iki şart sağlanmışsa diğer şartlar da sağlanmış diyoruz ya. Burada da genel itibariyle gördüğün şartlardan en az iki sağlanırsa diğerleri de sağlanır diyeceğiz. Ne demek istiyoruz yani? Yani burada mesela iki tane kenar ortay varsa. Şöyle ve şöyle. Hocam iki kenar ortay doğrusu işte zaten iki kenar ortay doğrusu kesim noktası burası yapıyor zaten tam G'yi veriyor. G olur. Ya da iki tane illa kenar ortay olmak zorunda değil. Hem kenar ortaylık var hem birey iki oran var ya burada. İki tane birey iki oranı da doğru kestiği zaman da A2A B2B kestiği zaman da yine burasının olmak zorunda ağırlık merkezi olmak zorunda. Yani ağırlık merkezini sorularda bize hala hazırda vermek zorunda değiller. Vermedikleri zaman biz bulacağız eksik parçaları tamamlayacağız. Ağırlık merkezi yakaladın ya buraya. O zaman bu kenar ortaydır. Bu da kenar ortaydır diyeceksin. Ya da bu ağırlık merkezi yakaladın ya. 1'e 2 oran 1'e 2 oran vardır diyeceksin. Ya da şöyle bir şey. Bunların her ikisinin karışımı da gelebilir. Bir doğru hem kenar ortay. Bir doğru da, da hem 1'e 2 oran var. O zaman yine burası ağırlık merkezi olur. Yalnız buradaki 1'e 2 orana dikkat edeceksin. Şöyle olursa olmaz. Hocam hem kenar ortay hem 1'e 2 oran var. Olmaz. Kenar ve köşeye doğru 1 bölü 2 oran olması lazım. Burada ağırlık merkezi olmuyor mesela bu söylediğim şartlardan en az ikisi sağlanıyorsa ağırlık merkezi mutlaka mutlaka olmak zorunda. Bir de ağırlık merkezi ve benzerlik iç içe girmiş durumları var. Ağırlık merkezinden paralel çizildiğinde arkadaş paralel çizildiği anda şöyle ispatıyla genelde sıkıştığımız zaman yapıyoruz. Hocam burada 1'e 2 oran var ya bak 2'ye 1 oran e burada da 2'ye 1 burada da 2'ye 1 oranı olacak diyebilirsin. Bir de şunu demişim burası A iken burası 3A demişim dikkat. Niye? E, çünkü burada 2 bölü 3 oran var. Burası 2x iken burası 3x. Ağırlık merkezinden geçen kenar ortay, burası da 3x oldu. Gerçekten burası 2x iken burası 6x oldu. 1'e 3 oran oldu mu? Oldu. Yani kısaca şunu söyleyeceğiz. Ağırlık merkezinden paralel çizildiğinde şunlar kolay. Yukarıdan aşağıya 2'ye 1 oranlamaları var. Eyvallah. Bir de ne var? Ağırlık merkezinde şöyle bir şey paralel geldiği zaman şurası x iken burası ne oluyor arkadaşım paraleli? 3x oluyor. Bunu sıkıştığınız zaman benzerlikten de zaten biz bulabiliyoruz. Başka türlü ispatlar da yapabilirsiniz zaten. Evet şimdi şuraya geldik 3-1-2 kuralı. Hem ağırlık merkezi hem de orta taban aynı anda olduğunda 3-1-2 kuralı vardır diyoruz. Ama bu 3-1-2 kuralını da ezberlemene gerek yok. Bak ağırlık merkezi böyle gördün mü? Burası ağırlık merkezi oldu. Şu çizgi orta tabana göre bakacak olursam yukarıdan aşağı 3-1-2 oranı vardır. Peki şu orta tabana göre bakacak olursam bu orta taban çizgisi böyle ya. Bak buraya doğru küçülüyor ya. Burada 3-1-2 kuralı vardır. Ya da şu ort taban çizgisine şu orta taban çizgisine göre bakacak olursan şuna paraleli ya sivrilen yer burası oldu ya bu sefer burada 3 1 2 sivrilen yerden başla. 3 n n 2 n oranı vardır diyeceğiz. E bunun ispatı nereden geliyor? İspatı benzerlikten geliyor. Sıkıştığınız an direkt benzerlik. Ya ben 3 1 2 kuralını genelde kullanmıyorum. Ne yapıyorum? Bak şimdi şunlar birbirine paralel değil mi? Hocam bunlar eşit, bunlar eşit. Ort taban çıktı. E aynı zamanda şuradaki üçgende de ort taban çıktı gördüğünüz üzere. Hem bunlar eşit hem de bunlar paralel olduğundan dolayı. O zaman burası A ise burası 2A oldu. Burası da 2A oldu. Bak burada bir kelebek çıktı. Kelebekte oran kaça kaç? 1'e 2. 1'e 2'yi direkt yazarız buraya. Bak burada 2'yi yazdın ya. Burada da 1'i yazdın ya. E ağırlık merkezi 2K ise burası. Bunun tamamının 4K olması lazım. Çünkü 1'e 2 var orandan dolayı. O zaman buraya da ne kalıyor? Bak 3K kalıyor. K'sı buradaysa 4K da tamamıysa buraya 3K kal deyip işlem yapabiliriz. 3, 1, 2 böyle ezber yani sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bazı yerlerde hani 1 3 2 kural falan falan filan var ya o, o yüzden kural bazlı değil de yani kural yerine bazen de ispatlarını da bilmek lazım. ÖSYM'de böyle bir soru sorduğu zaman genelde ispat tekniğiyle daha rahat bir şekilde çıkan sorular tercih ettiği için ispatı bilmeniz tavsiye edilir. Hatta kural yaptığın zaman daha zorlanacak, ispat tekniğiyle yaptığın zaman daha da kolaylaştıracağın şekilde sorular soruyor. Daha da kolaylaşacak şekilde sorular soruyor. Çok ilginç bir şekilde o soruları da buluyor. Haberiniz olsun. İkiz kenar ve üçgen. İkiz kenar üçgende ağırlık merkezi nedir? Hocam ikiz kenar üçgende çizilen kenar ortay. Tabi böyleyse bu ikiz kenar üçgende çizilen kenar ortay. Aynı zamanda yüksekliktir. aynı zamanda açı ortaydır. Bunu zaten ikiz kenarın ek çiziminde söylemiştik. Peki şu ağırlık merkezi ne oluyor? Bak dikkat et eşkenarda çizilen kenar ortay. Aynı zamanda yükseklik aynı zamanda açı Bu da aynı zamanda yükseklik aynı zamanda açı ortay. Bu da aynı zamanda yükseklik aynı zamanda açı ortay. Ha eşkenar üçgende ne oldu? Burası hem ağırlık merkezi oldu. Kenar ortayların kesim noktası. Hem işte çemberin merkezi oldu. Hem çevre çemberin merkezi oldu. Hem işte çemberin merkezi oldu. Her şeyin merkezi oldu arkadaş burası. Hani iç açı ortayların kesim noktası oldu ya. teğet işte çemberin merkezi de denilebiliyor buraya. Hatta bu işte çemberin yarıçapı oluyor. Şöyle içeriden teğet çember böyle oluyor ya. Yani şu kollara çizilen dikmen araçı işte teğet çemberin yarıçapıydı. Şu büyüğü de büyü, çevrel çemberin yarıçapı oluyor. Ona da dikkat edin. Ee, gerçi bu konu geldiği zaman ondan da bahsedeceğim. Bak burası da büyük R. Büyük R'de çevrel çemberin yarıçapı çapı yapıyor. Hatta 30'u karşısı R ise 90'ın karşısı 2R ya. Bak burası da R burası da R. Büyük R'de neye eşit oldu? 2R'ye eşit oldu. Buna da dikkat et. Büyük R'de 2R'ye eşit oldu. Eşkenar üçgende. Yani çevrel çemberin yarı çapı. Işte çemberin yarıçapının çapının iki katı eşit oldu. Dik üçgende ağırlık merkezi. Evet. Ben ağırlık merkezi konusuna başladığım zaman her zaman şu başlığı atarım. Başlığın yanında şu cümleyi yazarım. Ek çizim çok kullanılır burada. Ek çizim çok kullanıldığı için ağırlık merkezinin başlığın yanında şunu yazarım. 90 derece varsa büyük ihtimal muhteşem şutu vardır. Ekstra eşitlik kenar ortaylıkları harici ekstra eşitlik varsa da orta taban vardır. Bak bu cümlemi de unutmayın. Şuraya da not olarak yazabilirsin. Ek çizim çok çıkıyor bu konuda kenar ortay konusunda. Ya sadece tek bir kenar ortay sorusu olsa işimiz gerçekten kolay oluyor. Ama genelde ek çizim kullandıkları için... Kenar ortay konusu size zor geliyor ama kullanacağınız ilk çizimi de söylüyorum. Başlığın yanına yazın. 90 varsa muhteşem üçlü ekstra eşitlik varsa da ne vardır büyük ihtimalle? Orta taban vardır. Beyninizi buraya odakladıktan sonra beyinle görme işi çok güzel bir şekilde gerçekleşir. Bak burada dikkat et. Hocam bu kenar ortay bu kenar ortay bu kenar ortaysa burası ağırlık merkezi oldu. 90'dan çizilen kenar ortay da muhteşem üçlü. Yani bu bu eşit ya. Burası da ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Nereden geldi? Muhteşem üçlüden dolayı. O yüzden ağırlık merkez sorularında 90 derece varsa %90 ihtimaliyle muhteşem üçlü vardır. Ama ilk etapta bir muhteşem üçlü çizmeden önce ya da muhteşem üçlüyü fark etmeden önce verilen bilgileri kullanıp verilen bilgilerden çıkıyor mu çıkmıyor mu diye bak. Çıkmıyorsa ek çizimde ek çizim deyince 90'lık varsa muhteşem üçlüyü yapıştır. Olay bitsin. Tamam. Evet tekrarımız bitti mi? Bitti. O zaman ne yapıyoruz? Sorulara başlıyoruz. Haydi bakalım birinci soruyla başlayalım. ABC üçgen 40 derece 70 derece verilmiş. E 40 70 ise bu açıda ne olmak zorunda? 70 derece olmak zorunda. Bu açı ortaya olarak verilmiş. O zaman bunlar 35'er derece yapar. BDA açısı isteniyor bize. BDA şuradaki açı. Hocam şu üçgende iki iç açı bir dış açıdır. 70 ile 35'in toplamı burası 105 yapmaz mı? Yapar. Evet birinci soru denizli oldu. Böylelikle geldik 2'ye. Açı ortay verilmiş. Kola dik çizilmiş. E, kola dik çizilmişse ne yapıyoruz? Diğer kola da biz bir dik çiziyoruz. Çizilen buraya gelmez. Dışarı düşer. Çünkü ayırdıkları yerler de birbirine eşit olacağından dolayı. Çünkü bu 14 ayırmışsa burada bu da 14 olmak zorunda. Hem kollara çizilen eşit hem de ayırdıkları yerler eşit olacak. Demek ki bu geniş açılı bir üçgen ki dışarıya doğru düşmüş. E o zaman burası 3 ise 3. Tamamı 14'te. On onu buradaysa 4. 3, 4. 5 üçgeninden burayı 5 buluruz. Örnek ki C an çıkar. 3'e geldik. Şimdi direkt açı ortaylık benim direkt dikkatimi şu çekti ilk etapta. Çünkü bu açı ortaylığa baktığım zaman 1'e 2 oran var. O zaman burada da şöyle 1'e 2 oran olmak zorunda değil mi? Evet. Ya yani illa x deyip de hocam 16 bölü x 8 bölü 4 demeyelim. Burada 1'e 2 oran var sağdan sola sağdan sola 1'e 2 oran olacak. Yani direkt burası 8 oldu mu oldu. Şimdi AE isteniyor bizden. AE'ye yoğunlaşmam lazım. AE'ye bakacaksam da şuradaki açı ortaylığa bakmam lazım. O zaman bu açı ortaylıkta şu kollarına bakalım şimdi. 12 var 16 değil mi? Ya da 16B 12 değil mi? 16 bölü 12. Nedir? 4'e bölsen 4, 4'e bölsen 3. Hocam koldaki oran yukarıdan aşağıya 4 bölü 3. E o zaman burası 4K ise burası 3K değil midir? Evet. Toplamda 7K 8'e eşit. Orayı 8 bulmuştuk. K buradan 8 bölü 7 geldi. Ve bizden AE uzunluğu isteniyor. 4K isteniyor. 32 bölü 7 çıkar cevap. Evet örnek 3. E dremit oldu. Verilen açı ortayları kullandık. Geldik örnek 4'e. Şimdi bir kere iki tane açı ortay yan yana vermiş. A, A, B, B dersen bak burası 90 yapıyor. Hocam bu dik üçgenin kenarları olmuş olsaydı hemen onları yazacaktım. Ama dik üçgenin kenarları yok. O zaman açı ortayla da yoğunlaşacağım. Yani şu üçgende ne var? Bir iç açı ortay var. İç açı ortaydaki tabandaki oran çok güzel. 1'e 2 oran var. O zaman burada da 1'e 2 oran vardır. K ve 2K'yı yazarız. Sonra şuraya bakacak olursam bu dış açı ortay. Dış açı ortayın dediği yerden başlayıp tekrarlı gidiyor. Bu bölü tamamı x bölü x artı 15 İlk ok nereye değiyor? K'ya ikinci ok nereye değiyor? 2K'ya. Eşittir K bölü 2K. Tabanlar oranı kollar oranı eşit olacaktı. E, ee, K'lar gitti buradan. 2X eşittir. X artı 15 oldu. Ve X de böylelikle 15 olarak bulduk mu bulduk. Aram işlem gözükmemiş. Şöyle işlemi de ben size şuraya getireyim. Hop. Nereye getireyim ha? Şurada işlemi getirdim arkadaşlar. İşler dışlar yaptım burada. 2x eşittir x artı 15'ten. x de 15 çıktı yani cevap e edremit oldu. Geldik 5'e. ABC üçgen verilmiş. AB uzunluğu 12 verilmiş. AC uzunluğu 16 verilmiş. 12, 16, 20 üçgeninden direkt burası 20. 3, 4, 5'i katlarını ezberleyin demiştik. Ezberlediniz değil mi? Sakın ha ezberlememezlik yapmayın. Ya ezbere sevmem ama bunlar çok işimize yarıyor kardeşim. D bulundukları kenarların orta noktaları. Bu bu eşit bu bu eşit. Aa o zaman kenar ortay kenar ortay. Burası ağırlık merkezi oldu bir kere. FD uzunluğu isteniyor bizden. E, tamam. Hocam Burada 90'dan bir kenar ortay çizilmiş. Hop muhteşem. E, burası da 20 olacak. E, burası A iken burası 2A değil miydi? 1'e 2 oran vardı. E, çift çizgi 3A ise burası da 3A burası da 3A. Toplamda 6A eşittir 20 çıktı. 6A 20'ye eşit olduysa eğer A'yı da buradan 20 bölü 6 buluruz. Yani A da buradan 10 bölü 3 çıkar. Evet. Cevap ne çıktı? Denizli çıktı. Örnek 5'te. Geldik 6'ya. ABC üçgenindeki ağırlık merkezi ağırlık merkezinden geçen bak GDC doğrusalmış. E doğrusalsa ağırlık merkezinden geçen nedir? Kenar ortaydır. Burası ağırlık merkezi tamam. E bu garibim ağırlık merkezine kadar gelmiş. Köşeden gelmiş o zaman devamını getireceğim bunun bir kere değil mi? Ama devamını getirmeden önce şu eksik parçaları tamamlayalım. 6 ise burası nedir? 12'dir. Ondan sonra 1'e 2 orandan dolayı ağırlık merkezi olduğundan dolayı. E bu garibim isteniliyor bizden. Ağırlık merkezine kadar gelmiş bunu uzatayım. Hocam bu garibim de verilmiş. Bunu da uzatayım mı? Hayır. Bak bu isteniyor ya bizden. İlk önce bunu uzatayım. Eğer sonuç çıkmazsa tamam bunu da uzatabilirim. Buradaki ağırlık merkezi hikayesini kullanmak için. E ağırlık merkezinden geçen ne oldu? Kenar orta oldu. A 90 derece var. 90'lık varsa muhteşem. Dikkat. 90'dan çizilen kenar orta muhteşem oldu. A burada 5, 12, 13 üçgeni var hocam. Şu üçgene bakacak olursak şöyle. 5, 12, 13 üçgeni var. O zaman bunun tamamı 13. Burası 13 bölü 2. Burası da 13 bölü 2. E burası da 13 bölü 2 oldu. E burada bir iki e oran vardı. O zaman 13 bölü 2'nin katı 13 yapar. Yani cevap denizli oldu. Örnek altta. Geldik örnek 7'ye. Ağırlık merkezi ile ilgili bir katlama sorusu var. Şunu şöyle katlamışım. Bu buraya gelmiş. X nedir diye soruluyor bize. Şimdi 8'i falan da kullanacağız. Bir kere öncelikle ne yapıyoruz? Verilen bu katlamayı şöyle geriye doğru bir açıyoruz. Açtık bu katlamayı? Açtık. Şöyle şuraya geldi. Önceden burası 8'di. Katladığım zaman bu da 8 oldu. Şu katlanılan kenarlar birbirine eşit. Hatta katlanılan açılar da birbirine eşit olduğunu söylüyorduk. Katlama sorularında üst üste binen kenarlar eşit. Üst üste binen açılar eşit. E sonra ne yapacağız burada? BD X deniliyor bizden. Hocam verilen bilgiyi kullanacağız. Ağırlık merkezi demiş ya G yukarıdaki ABC üçgenin ağırlık merkezi. Katlanmadan önceki üçgenin ağırlık merkezi ya burası. Hocam ağırlık merkezine kadar gelmiş. E ne yapacağız? Hop devamını getireceğiz. Bu garibin buraya kadar gelmiş. Devamını getirsek ağırlık merkezinden burada 1'e 2 oran vardır. A ise 2A hatta burası da 2A mı? Evet. Ve bu arada ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Yani şu ve şu parça birbirine eşittir. E ee, sonra ne yapacağız? 8'i falan da kullanmalıyız. Hocam şu üçgene bakabilir misiniz acaba? Hop hop hop. Şu üçgende şu doğru açı ortay doğrusu değil mi? Bak açı ortay. Koldaki oran 2 bölü 3. Hocam burada da 2 bölü 3 olacak. 2 n ise burası 3 n olmak zorunda. A 2 n 8 ya n 4. 3 n de 12 mi oldu? Evet. Şimdi dikkat et burası 20 oldu. E, o zaman burası da 20. X 20 mi? Değil. X tamamı. 20 ile 12'nin toplamı. 20 artı 12 bana x'i verir. Yani cevap 32 çıkar. Evet cevap denizli oldu. 7. soruda. Geldik 8'e. ABC dik üçgende E ve P bulundukları kenarların orta noktaları olarak verilmiş. Şöyle. Buna göre AP uzunluğu nedir diye soruluyor bize. 60 90 ise burası kaç derece? 30 derece bir kere. 90 var burada. Muhteşem, değil mi? Muhteşem üçten dolayı burası bir kere eşit oldu. AB uzunluğu verilmiş bana. 12 kök 3 verilmiş. Bak şimdi 60'ı karşı 12 kök ise büyük üçgende 30'u karşı kök bölünmüş hali 12 olmak zorunda. 30'un karşısı 12 ise de 90'ın karşısı 24 olacak. E uzağın 24 ise bunlar 12 12 paylaştı. Hocam burası da 12. A burada A 2 A yazabiliriz ama gerek yok. Uzunluk belliyken 1 e 2 şeklinde 3 parçaya bölünüyor ya. Direkt 3'e böl kısa parçayı bul. 12'yi 3'e böl. Hocam burası 4 çıkar. E 1 e 2 orandan dolayı 8. Bak toplamlarda 12 sağlandı. Bizden AP uzunluğu isteniyor yani şuradaki uzunluk. Cevap 8 oldu. Örnek 8 C oldu. Geldik örnek 9'a. Kenan Hoca yani ben, bana yazılmış bir soru. Öğrencilerin ağırlık merkezi konusunu daha iyi anlaması için dik üçgen biçimindeki homojen levhayı sınıfa getirip yere paralel bir şekilde tutup şekil 2'deki parmağıyla böyle dengede tutuyor. Arkadaş ben şu kitabı mesela şu elimde kimin kitabı var? 11. sınıf kitabı. 11. sınıf kitabı. Ben buradan mı tutarsam denge, dengede kalır? Şuradan mı? Bak dur büyüt gibi şöyle hop. Şuradan mı tutarsam hop aşağı düşer değil mi? Tam ortadan tutmam lazım. Tam ortası dediğimizde neresidir? Şöyle hop parmağımla tutuyorum. Hile yapıyorum ama kitap dengesiz. Ne yapayım aşağı doğru sarkıyor. Hop şöyle tuttuğum zaman tam ortasından tam ortası dediğimiz nedir? Ağırlık merkezi dediğimiz yerden tuttuğumuz zaman işte o yüzden ağırlık merkezi deniliyor zaten. Ağırlık merkezi olan yerden tuttuğumuz zaman dengede kalıyor. İşte ben buradaki şekli de ağırlık merkezinden tutmuşum. Ağırlık merkezinden tutarsam dengede kalır. Tamam. E hadi bakalım şimdi soruya devam edelim. Şimdi Buna göre kenar hocanın dokunduğu noktanın A noktasına olan uzaklığı A merkezinden tutacağım. O zaman A merkezi neydi? Kenar ortayların kesim noktası. Öncelikli olarak burası ağırlık merkezi isteniliyor bizden. Bu tuttuğu noktanın buraya olan uzaklığı isteniliyor. Buradaki X isteniliyor bizden. Arkadaş burası nedir? Hocam 3'ün 12 katı, 4'ün 12 katı. O zaman burası da 5'in 12 katı diye midir? Evet. Yani 60. E bizden bu isteniliyor. Garibim ağırlık merkezine kadar gelmiş. Devamını getirsek ağırlık merkezden geçen kenar ortaydır. Hocam 60 ya bunlar 30 30 yaptı. Hocam burası da ne oldu? 30 oldu. E 1'e 2 oran var ya bölü 3'e kısa parçayı bul. 10 o zaman burası da 20 çıktı. Cevap böylelikle Cehan çıktı. Direkt ağırlık merkezi dememiş de. böyle dokunduğunda dengede kalan yer. ÖSYM'de sorar mı? Sorar. Çünkü evirip çevirip farklı bir dille dil kullanıyor. işte burada da farklı bir dil kullanılmış. Güzel bir soru aslında. Tam aklınızda bulunsun. Herhangi bir levhayı, içi dolu levhayı böyle dengede tutmak için Nereden tutmanız gerekiyormuş? Ağırlık merkezinden. Geldik şuraya. Örnek ona. Şekildeki elektrik direğinin kırılmasını önlemek amacıyla yere dik olan AC desteği. AC desteği şu şekilde. ABC üçgenin dış açı olan AE desteği yerleştiriliyor. Evet şu ve şu destek yerleştirilmiş. Buna göre AC desteğinin boyu nedir diye soruluyor bize. Arkadaşlar burada ne var? Burada bir dik üçgen var. Dik üçgende dış açı ortay var hatta. Bak buradaki di dik üçgenin dış açı ortayı. Dış açı ortaydı. Şu bölü tamamı. E hocam bu bölü buna eşit değil mi? Evet yani 9 bölü 6 değil dikkat tamamı 15. Yani bu 3 bölü 5 değil midir? Evet yani 3 bölü 5 oran var. O zaman buradaki oran da 3 bölü 5 olacağı için burası 3K iken burası 5K yazabiliriz. A 3K 5K ne üçgeni 3 4 5 üçgeninden burası 4K oldu. E 4K eşittir 6 ise K'yı buradan 6 bölü 4 yani 3 bölü 2 bulduk. Bizden AC desteği isteniyor. Yani X 3K isteniyor. O zaman 3 çarpı 3 bölü 2'den cevap 9 bölü 2 çıkar mı dostlar? Çıkar. Evet cevap böylelikle Akçay oldu. 10. soruda. Ve böylelikle ilk kısmı bitirdik arkadaşım. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki derste ikinci kısım yani 3. günün ikinci videosunda ne yapacağız? Açı ortay kenar ile ilgili yeni nesil soruları göreceğiz. Orada görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşçakal.